Merhaba, bu eğitim içeriğinin konusu, CNC torna tezgahlarında program referans noktası, yani iş parçası sıfır noktasının tanıtımı olacaktır. Program referans noktası tanımlaması, yani sektörde iş parçası sıfır noktası olarak ifade edilen tanımlama işlemidir. CNC takım tezgahlarında, programlardaki eksen tanımlamaları bir koordinat sistemi ve referans noktasına göre yapılır. İş parçası sıfırı, CNC torna tezgahlarında bir iş parçasının üretimi için kritik bir tanımlamadır. CNC torna tezgahlarında, bu işlem aslında bir referans takımı kullanılarak iş parçasının yalnızca Z ekseninin tanıtılmasıyla gerçekleştirilir. CNC torna tezgahlarında program referans noktası tanımlama kuralı bu şekilde uygulanır. Şimdi, adım adım referans noktası tanımlamanın nasıl yapıldığını öğrenelim. İlk olarak referans takımınızı çağırmanız gerekiyor. Bizim tercih ettiğimiz, aynı zamanda sektörde birçok ayarcı ve programcının da kullandığı referans takımı, bir numaralı takımdır. Bu takımı çağırmak için, MDI moduna geçiş yapıyoruz. Bunun için MDI tuşuna basıyoruz. Eğer makinenizde bu tuş yerine, bir mod potansiyometresi varsa, onu kullanarak da MDI moduna geçebilirsiniz. Ardından, bu ortamda kısa bir blok satır yazmak için, Prog tuşuna basıyoruz. Blok satırına, T0101 yazıyoruz. Bu, bir numaralı takımı çağırdığımız ve offset değerlerini aktif ettiğimiz anlamına gelir. Yazdıktan sonra, EOB tuşuna basarak satırımızı sonlandırıyoruz. Son olarak, bu işlemi çalıştırmak için, kontrol panelindeki Cycle Start tuşuna basıyoruz. Böylece referans takımını çağırma işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi tanımlama yaparken, kesici takımımızın iş parçasının alım kısmına hafifçe değerek toz paso şeklinde talaş kaldırması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için öncelikle fener miline devir vermemiz gerekiyor. Bunun için MDI modunda M04SBIN komutunu yazıyoruz. Ardından EOB tuşuna basarak blok satırını tamamlıyoruz. Son olarak, bu işlemi çalıştırmak için kontrol panelindeki Cycle Start tuşuna basıyoruz. Böylece fener mili devrini aktif hale getiriyoruz. Kesici takımımızı uygulama parçasına temas ettirebilmek için emniyetli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bu işlemi el çarkı kullanarak gerçekleştirmek için Handle moduna geçiş yapıyoruz. Emniyetli bir yaklaşma sağlamak için el çarkı hareketini 1 mikron, 10 mikron ve 100 mikron şeklinde sınıflandırılmış seçeneklerle ayarlayabilirsiniz. Ardından, hareket ettirmek istediğiniz ekseni belirleyin ve el çarkını kullanarak parçaya güvenli bir şekilde yaklaşın. Uygulama parçasına yaklaşık 5 mm kadar yaklaştığımızda, el çarkı ilerleme hızını 10 mikron olarak ayarlıyorum. Şimdi, uygulama parçasına temas edebilmek için daha hassas bir sürece geçiyoruz. Bu aşamada, el çarkı ilerleme miktarını 1 mikron olarak ayarlıyoruz. Ardından, el çarkını dikkatli ve hassas bir şekilde çevirerek takımı parçaya temas ettiriyoruz. Şimdi, Z ekseni boyunca 1 mikronluk hassasiyetle, el çarkını saat vidresinin dönüş yönünün tersinde döndürüyoruz.
uygulama parçasına, tospaso talaş alacak şekilde temas edene kadar, el çarkını saat ibresinin tersi yönünde döndürüyoruz. Temas gerçekleştikten sonra, isteğe bağlı olarak kesici takımı uygulama parçasının dışına çıkarabilirsiniz. Bunun için X eksenini seçip, takımı parçanın dışına taşıyacak şekilde el çarkını döndürüyoruz. Referans takımımız, uygulama iş parçasının alın kısmına Z ekseninde temas etti. Şimdi fener milimizi durduruyoruz. Z eksenindeki koordinatı değiştirmeden, bu noktayı CNC torna tezgahına tanımlamamız gerekiyor. Bunun için kontrol panelinden Tool Offset tuşuna basıyoruz. Ardından, ekranın altındaki tuşlardan sağ ok tuşunu kullanarak diğer sayfalara geçiş yapıyoruz. Ekranın altında Work Shift sayfasını gördüğümüzde, ilgili tuşa basarak bu tanımlama sayfasına geçiyoruz. Work Shift sayfasında Measurement bölümüne gelip, kürsörü Z eksen satırına getiriyoruz. Bu kısımda bir sıfırlama işlemi yapacağımız için, Z eksen satırındayken 0 yazıyoruz ve ardından Input tuşuna basıyoruz. Böylece program referans noktasını, yani iş parçası orijin noktasını tanımlamış oluyoruz. Bugün, uygulama yaptığımız parçada, alın kısmının eğitim için kabul edilebilir bir yüzeye sahip olduğunu gördük. Bu nedenle, bu yüzeye tospaso şeklinde talaş alarak Z ekseni koordinatını CNC torna tezgahına tanıttık. Ancak, sektörde karşılaşabileceğiniz farklı yöntemlerden de bahsetmek istiyorum. Örneğin, alın kısmı kaba olan iş parçalarında, referans yüzeyi oluşturmak için öncelikle düzgün bir alın tornalama yapılması gerekebilir. Tornalama işleminden sonra, referans yüzeyi üzerinden sıfırlama işlemi gerçekleştirilebilir. Başka bir yaklaşım ise, hassas ve temiz yüzeyler üzerinde kullanılan yöntemdir. Bu durumda, iş parçasından talaş kaldırmadan, takımın temasını sağlamak için araya ince bir kağıt koyabilirsiniz. Bu yöntem, iş parçasına zarar vermeden sıfırlama yapmayı sağlar ve özellikle hassas işlemler için tercih edilir. Sektördeki bu farklı uygulamaları göz önünde bulundurarak, sıfırlama işlemlerinde en uygun yöntemi seçmek, üretim hassasiyeti ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bugün sizlerle, CNC torna tezgahlarında iş parçası sıfır noktasının tanıtılmasını detaylı bir şekilde ele aldık. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki içerikte daha fazla bilgi ve uygulama ile yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.